Sokate Stüdyo'ya hoş geldiniz. Değerli izleyenler, para ile ortaklaşa düzenlediğimiz ve Tokyo 2020 boyunca da her gün ekranlarınıza gelecek Olimpiyat günlüğüyle sizlerle birlikteyiz. İlk günü taze taze olimpik seremoniyi açıp gelen canerelerle konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle de bu programda buluşmak benim için büyük keyif o zaman. Benim için de büyük keyif. Bir yakın zamanda e, ufak bir olimpiyata giriş yapmıştık hmm. beraber. Doğru. Şimdi de olimpiyat günlüğünde beraberiz. E, tabii... Açılış yapıldı. Açılış öncesinde de aslında sporlar vardı ki onlar çok fazla konuşulmaz aslında işte futbolla açılır kürek vesaire. Ama herkesin beklediği şey esas olarak olimpiyat seremonisidir, açılış seremonisidir. Ondan başlayalım. Taze taze ondan başlayalım. Sen de anlattın geldin. Herkes izledi büyük ihtimalle. Çok beğenmeyen var. Çok sıkıcı bulan var. Son bölümde çok toparlandığını ben düşünenlerdenim. Ki bu kadar fazla beklenen, bu kadar fazla tartışılan ve bu kadar fazla tartışmaya gebe olan bir olimpiyatı açmak da herhalde hem koreografi için hem planlayıcısı Doğru. için çok çok zordur. Doğru. Öncelikle bu programı açarken onu da söyleyeyim ben de. Hani Sokrates çatısı altında bir olimpiyat üzerine program yapmak da çok keyifli. Çok bir de yıllarca seninle hani bunun anlatımlarını yapmış olarak Eurosport'ta. Burada olimpik sporları konuşmak çok güzel olacak. Ama dediğin gibi bu güzel olacağı daha çok sporları değerlendirmek üzerinden evet, evet. bir parantez açarak kapatıyorum. Çünkü işin diğer kısmında senin de söylediğin gibi yani hem hazırlık sürecinde yani hatta yani bu pandemi çıkmadan önce de Tokyo Olimpiyatı belli açılardan tartışılıyordu işte. E, hatta hatırlayacaksın pandemi öncesinde <laughs> önce bir yönetici ayrılığı oldu. Başka sıkıntılar olduğu, bireysel anlamda fazla ofensif, ayrımcı, cinsiyetçi söylemler olduğu için kreatif direktör ayrıldığı derken en son biliyorsun tamamen genel yönetmeni Kobayashi iki gün öncesinde açılış töreninin 90'lardan kalan bir komedi programından bir bantta bir, bir ciddi cidden bir hani ikinci dünya savaşından. Yahudileri rencide edecek bir şaka yaptığı için o da mesela gönderildi ayrıldı görevinden ve baya bir bu anlamda kaotik girildi yani işin yönetimsel kısmında da kaotik girildi düşünün yani tören yapılacak törenin asıl yönetmeni iki gün önce kovuluyor kreatif direktörü bundan bir sene önce gitmiş ondan sonra geleni altı ay önce gitmiş gerçekten o anlamda hazırlık sürecinde de belli sorunlar yaşadıkları belli. E iki, pandemiden dolayı çok kalabalıkları bir araya getiremedikleri bir tören söz konusu. Yani mesela Çin'de hatırlayacaksın Beijing'de o meşhur davul gösterisinde kaç bin sanatçı yan yana o Ya onları görmek bile çok zor. E, onları bir arada görmek kaç sporcu var işte 5700 kişi evet. katılabildi ki sporcular da çok içe kalmasınlar ya normalde oraya sporcular yerleşir sahaya. E, göremezsin yani hiçbir şey. evet. sahada sporcu dışında. Zaten o bir gö görkemdir yani gösteridir. <laughs> Özür dilerim. O yüzden de zaten e, açılış törenine gelirken e, belli sorunlarla boğuşularak gelindiği ve tam istenilen törene ulaşılamayacağı konuşuluyordu. Yani aslında Tokyo Organizasyonu'nun hedefleri törenin bu olmadığı konuşuluyordu. E, bir yana maddiyat. Şimdiden 28 milyar dolara gelmiş durumda e, tüm e, erteleme ile beraber. Ki daha da artabileceği Kaçışa, konuşulan bir şey. Kaç işte 35-36 yani milyar 7 -8 dolar deniyor. 7-8 milyar Değil mi? dolar daha. Yani planlananın, planlananın akıl almaz derecede üstüne çıkmış bir şey ki e, zaten e, daha seremoni başlar başlamaz insanlar sokaklara dökülüp ki orada da mesela hani tabii işin bu boyutunu da düşünmek lazım hani ...birbirleriyle hiç sosyal mesafe bırakmadan, neredeyse maske de takmadan yürüyenler vardı protesto için. Yani her açıdan aslında ki e, tabii ki işte olimpiyatın bıraktığı enkazlar vardır. Olimpiyatın bıraktığı ekonomik ve fiziksel enkazlar vardır. Ama ben mesela e, tarihe de baktığımda şehrinin bu kadar karşı olduğu bir olimpiyat olması da çok acayip geliyor bana. Yok buna. herhalde yani. yani neden olsun çünkü genelde olimpiyat özellikle bu... Öf. Yani bu 2020 Tokyo'ya kadar ve özellikle de bu 2010'lu yılların ortasına kadar genelde her şehre daha çekici gelen bir unsur. Hatta şimdi adaylık pek süreci olmadığı için direkt açıklıyorlar Doğru. şehri. Artık ona geldik yani. Normalde kaç şehir her adaylık planlarda şey biliyorsun yani Hı. İstanbul kaç tane üst üste aday oldu ki kaç şehirle mücadele etti. Paris'e keza öyle aldı. Şey Paris diyorum öncesinde Londra öyle aldı. Ama şimdi burada mesela öyle olmayacak ki bundan sonra gözüküyor. Çünkü dünyanın genel ekonomik darboğazı artık şehirlerin böyle mega bir organizasyon alma konusunda çok hevesli olmayacağını da gösteriyor. Bu aslında son böyle heveslenerek aday, aday, olarak ki İstanbul'la yarışmıştı özellikle Tokyo hatırlanacaktır. O açıdan da enteresan yani gelinen noktada halkın %79, %80'in karşı olduğu söyleniyor. Bu bence açılış töreninin işte seyircisi oluşuyor. Yani 80 bin kişilik stadyumda sadece 950 kişi vardı konuk da onlardı yani işte Emmanuel Macron'dan tut, falan yani Fransız cumhuriyeti VIP'di vardı. yani. hepsi. VIP konuktu yani. E şimdi o onu hissetmemek yani Olimpiyatın şehirde de bunu hissetmemek var. San <laughs> düşün. Yani şu anda ya, üçüncü, ya, üçüncü seviyede. Değil mi? Üçüncü seviyede karantina var e, Tokyo'da. Hani insanlar bırakın e, stadyumda bir şey izleme şehrinizde Olimpiyat geliyor onu izlemeyi bırakın. Bir de üstüne evden çıkamama durumu var insanlar. Hani sadece özel izinlerle çıkabilen insanlar. Sen nasıl buldun arada töreni izlerken? Tören ben başlarda bayağı şey buldum yani. Thomas Bach'ın konuşmasının sonuna kadar hatta bence bayağı böyle. E, baygın Thomas Bach geçti. çok uzun konuştu. Çok, konuştu. çok uzun, uzun konuştu, aşırı uzun konuştu. Sonrasında mesela tam, sen tam şey böyle bitir müdür mu Aynen öyle. Yani <laughs> hakikaten öyleydi. Oradan sonra biraz <laughs> yükseldi tempo. Yani hem keyif anlamında e, işte şeylerle beraber ve spor. Adını hatırlayamadım şimdi. Piktogramlar. Ha, piktogramlarla piktogramlarla beraber. Çok güzeldi. Onlar çok keyifliydi. Ee, gelirken de konuşmuştuk seninle. Japon kültürüne beklediğim kadar girilmedi benim de. Ki yani inanılmaz derin bir kültür. Ee, hani Londra 2012'de e, pop kültüründen geçmişe kadar her şeyi kapsayan bir e, gösteri hazırlamışlardı. Japonya bunun çok çok daha iyisini belki yapabilecek bir seviyede de. Ama işte dediğin gibi büyük ihtimalle insanlar bir araya gelmesin. Daha fazla Kesinlikle. para harcamayalım. Bir işte şey vardı o... Sporcu geçit sırasında, geçit töreni sırasında kafelere geçerken arkada orkestra şeyleri çaldı. <laughs> Bilgisayar oyun evet. oyunlarından, eski video oyunlarından önemli işte oradaki tema müziklerini, şarkıları çaldılar ama o da çok anlaşılmadı evet. yani o kargaşanın içerisinde. İşte mesela ufak tefek dokunuşlarız, anlatırken <laughs> söylediniz. ben onu çok sonradan fark ettim. Ee, anime kutucuklarıyla ha, Evet, o, Kelime bulutu. Kadar. Güzel detaylar bunlar. Manga şeyleri. Fakat bu detayları bulmak çok ha. zor oldu mesela. Bütün evet. o 4 saatlik şovun içerisinde. Ki e, atılınacaktır. Ee, Shinzo Abe 2016'da bayrağı alırken başbakanı o zaman Japon başbakanı şeyde Super Mario kılığına sokmuşlardı animasyon olarak evet. hatırlayacaksın. Şimdi o yüzden de insanlar şey beklediler. Hani daha böyle işte Tusu basadan Super Mario'ya ondan e, o kahramandan şuna. Hatta sadece bu son dönem e, Japonya temsilen değil. E, bir yandan da e, özellikle yani sonuçta Japonya'nın tabii ki Space Invaders'dan bu yana video oyun kültürü malum. İşte Netflix'te de çok güzel bir belgesel vardı bununla ilgili. Adını unuttum şimdi. Game Over mıydı? Neydi şimdi unuttum da neyse. Ee, Muhammed de hatırlayamadı baktı bana ama ee, belki içeride Elvin hatırlar. Ee, hatırlayan söylesin. Hatırlayan söylesin. Önemli Netflix'te şey belgeseli. Ama asıl önemlisi ya yani Japonya'nın tarihi, kültürü o kadar zengin ki yani e, bunların çoğunun yansıdığını pek görmedik. İşte Kabuki vardı bir. Ya biz de burada Japon gibi şikayet ediyoruz gibi olacak da. Yok değil ama şeyden yani... oldu bu. 2008 Beijing ve 2012 Londra'da bunu Aynen. o kadar verdiler ki 2016 Rio'da onlar da bütçe sıkıntısı yaşamışlardı hatırlayacaksın. Oradan biraz sıkıntı yaşamışlardı ama yine de o bir noktada o havayı vermişlerdi, eğlenceli havayı e, nispeten. Karnaval havası vardı e, orada. Bence burada bir Covid süreci evet. bütçe e, i̇ki de e, halkın istememesi çok havayı düşürmüş. Yani o açılış töreninin genel enerjisini yansıtı ama piktogramlar bence şeyi kurtardı bir, ne, bir nebze. Bir de, bir de drone... <laughs> İnanılmaz. güzeldi. Hakikaten o da güzeldi. yani çok sakin ama çok etkileyici bir görünümdü. Ee, çok hoşuma gitti o benim. Ee, bu arada e, milli kafilemiz 108 sporcuyla katılıyor onu söylemek lazım. Ve aslında e, sen demiştin işte son anda çekilen bir e, yöneticinin aslında bıraktığı bir e, seremoniyi izledik. Hı hı. E, bu da bence hani biraz ileriye doğru bir atıf olacak. Çünkü e, birçok sporcunun belki Covid sebebiyle, Seçmeyi kazandıktan sonra finale gidemediğini, hak kazandıktan sonra finale, finalde olamayacağını göreceğiz. Ki mesela ona da hani seremoniyle başladık. Yani Eda Erdem, e, Team Paribas sporcularından bir tanesi e, aslında bayrağı taşıyacaktı, fakat e, soft karantinada, yani temas ihtimalinden doğan bir soft karantina da olduğu için e, bayrak devri gerçekleşti. Böyle çok fazla hikaye var ve bu daha kötüsü hani yarışlara da bence damga vuracak. Hani şöyle demek lazım. Bir 20 sene sonra Vikipedi açıp baktığımızda ya bu nasıl şampiyon oldu diye bakacağımız ve sonrasında ha bunlar Covid'den dolayı katılamadığı için bu madalya alınmış diyebileceğimiz çok fazla ihtimal olacak sanki. E şimdi mesela önümüzdeki sabaha karşı yani şimdi cumayı cumartesiye bağlayan gece çok önemli bisiklet yarışı. Evet. Yol yol yarışı şampiyonu belli olacak. Ve işte Alman takımından Simon Geschke mesela pozitif çıktı şimdi. Kendi temaslı olduğu takımdan bisikletçiler negatif çıkmış ama e, yani ne olursa olsun bir stres işte. İspanya takımı karantina altına alınmıştı. Neyse ki yarışacaklarmış. Ama sabah karşı mesela 5'te yarışılacak yani başlayacak. E, sabah kadar 5'e kadar başka haberler de gelebilir. Gelmesini umuyoruz da. Hani sürekli bu tetikte olma e, durumu e, bütün e, şey olimpiyat boyunca devam edecek gibi. Ki mesela hani evet belki... <laughs> Kazandığın hakkı değerlendirememek, ge Geşke de söylemişti, benim kariyerimin en e, kara günü evet. e, demiş. Yani bu ayrı bir şey, bir de şu da ayrı bir şey. Ya Covid kaparsam deyip, mental olarak tamamen kendini hani kapatan, mesela Hı. E, Simon Biles, ya takım arkadaşları görüştürülmüyor, neredeyse kafeste gibi. Hep şey, başına antrenman çok yapıyor, bir şey olmasın ya. diye. Yani o takımdaşlık, işte <laughs> olimpizm ruhu vesaire ki Thomas Bach'ın konuşmasına da geliriz birazdan. Hı. Geliriz. E, yani o birliktelik ruhunun tamamen tam tersi, hani, bireysellik aman ellemeyin birbirinize aman oraya gitmeyin aman bunu yapmayın e, sporcuların da üzerinde çok ciddi bir stres. Açılışlarını dedin orada apart not e, alone yazıyordu. Yani şey bir bölüm vardı. Ha. Ayrı ama yalnız değilsin. Aslında burada <laughs> baya yani gülüyorum ama sinirden gülüyorum. Hakikaten artık hani covid'in bir de şeyde Gama varyantı çıkmış ya galiba bir yerde Brezilya'da mı bir yerde Aha. gamma varyantı çıkmış. Yani delta bitiyor Gama başlıyor. Neyse. E, hani olimpiyat oyunlarında şu anda bayağı bildiğin ayrı olanlar var. Tabii. Yani hatta yalnız olanlar var işte Simon Miles bir örneği. Hani ara, ara ara işte soft karantinaya alınanlar. Belki de işte karantinaya alınmasın veya Covid bulaşmasın diye kendini izole eden evet. önemli sporcular olacak. Mesela örnek verelim. Ee, Tamam Novak Djokovic daha bireysel bir spor yapıyor. Ama Caleb Dressel mesela yüzmede Amerika'nın en önemli madalya umudu serbest erkeklerde. E onlar takımdaş olmayı çok seviyorlar. E muhtemelen birisi çıksa Amerika takımı ne yapacak? Evet. En önemli şeyi yüzme Amerika için en önemli branşlardan evet. bir evet. tanesi. Ya mesela şey vardı. <laughs> bütün işte tahminler vesaireler yapılıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin 98 madalya alması bekleniyor. Mesela beklentinin asla olamayacağı yani beklentiniz olamaz böyle bir olimpiyattan. 98 madalya kazanmasını bekleme <laughs> çünkü dediğin gibi birisi covid çıkabilir ve hani yarışta olmayabilir. Ee, şey takım sporları daha fena. Kesinlikle öyle. Yani sen şimdi e, ne bileyim handbolda ha. e, sen şimdi handbol anlatacaksın bu arada. Handbolda en iddialı takımlardan biri kimdir? Hırvatistan'dır. Yani Danimarka madalyadayız. Danimarka'dır yani. Sonuçta altın madalyadayız. Eee en kritik maçta çeyrek finalde en kritik 3 oyuncu covid çıktı. Yani, Olabilir de bu arada. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Ya bu stresle olimpiyat izleyeceğiz ve onlar da bu stresle yarışacaklar. Aslında sporcular için çok daha Çok fern. ciddi Biz bir tatlı Sonuçta izliyoruz yani. Şimdi Thomas Bach'ın söylediğine de gelelim <laughs> bu arada. İşte konuşması çok uzun dedik ama yani Thomas Bach'ın <laughs> konuşması yani tabii klişelerle dolu. <laughs> e, fakat mesela bu tartışmalı Normal. olaylar arasında e, özellikle işte ırkçılık, seksizm vesaire gibi çok fazla tartışmanın içerisinde e, başlıyoruz e, Tokyo'ya ve orada da mesela IOC'nin <laughs> hemen buraya gelirken, e, az önce de söylemiştim işte seremoni öncesinde başlayan dallar vardır. Onlardan bir tanesi futbol. Kadınlar e, turnuvası başladı ve e, sporcuların e, çok uzun süredir Premier Lig'de falan da izlediğimiz protestosu, hani dizlerinin üstüne çöküp, <laughs> tek dizinin üstüne <laughs> çöküp yaptığı protestoyu yayınlatmama kararı alan bir IOC var. Diğer yanda bugün açılış konuşmasında işte birliktelik, beraberlik, işte e, mülteci takımını destekliyoruz vesaire. Yani... Imagine şarkısı çalın. Imagine... Ha. Tamamen bunu anlatır yani işte e, dini inanç baskısına gerek yoktur der İşte ilk cins ayrımcılığı yoktur der bunun üzerinden bir şarkı diyorsun ama işte bu tip bir protestoyu ya da işte insanların fikirlerini dile getirmesini e, özgürlük kapsamını almıyorsun galiba diyeceksin tam işte seremoni e, biterken <laughs> Dina Smith'in bir e, açıklamasını gördüm Hı. ya şey demiş ya insanlara e, zaten hani çok fazla <laughs> baskılı bir, yarışma stresi var zaten. Herkes hayatının en önemli olaylarından biri olarak görüyor olimpiyatı. O baskı var. Yılların hazırlığı var vesaire. E, üstüne Covid var. Bir de şimdi IOC'den yukarıdan gelen e, böyle sert ve sinir bozucu bir emir. Özellikle de mesela etnik kökeni olan işte e, bundan dolayı çok ciddi sorunlar yaşamış olan sporcuları. Bir de böyle sinirini bozan bir açıklama var. E, bunun da gölgesinde kalacak bir olimpiyat. Ya IOC tarihi maalesef şimdi burada çok hani böyle... Aşırı aşırı uzun ciddi konulara girmek istemiyorum ama e, ya bir yandan da ciddi bir riyakarlık hikayesi içerir yani çok fazla. Bu biraz e, ne kadar zengin olursan ve ne kadar güç elinde olursa bunu kaybetmemek adına ne kadar o olimpik erdemler, prensipler dediğin şeyin ki temelinde de problemler var ama Sonuçta iş sporcular sahaya çıktıktan sonraki o şölen mevzusu bizim için kıymetli olan. Yoksa spor kurumlarını genelde yönetenler zaten çok temiz yönetmiyorlar. Yani işte zaten biliyoruz. o hani şovu evet. sporculara bırakıp arkaya saklanan kurumlardan evet. bir tanesi. Evet. Ama işte burada yani bu kadar müdahaleci olup sonra açılış töreninde bu söylemlerle çok yüzeysel kalan bir şey sunduğun zaman da tabii çok samimi olmuyorsun yani asıl problem o yani. E, ve e, <laughs> mesela şeye de gelmek <laughs> lazım aslında yavaş yavaş... E, açılış seremonisinin sonu tabii. Ee, herhalde herkesi... tabii burada her gün şey konuşacağız yani sporları konuşacağız. Tabii tabii yani şu an spor, no spor yok önümüzde çok fazla ve daha önemli şeyler baktığımızda var. Hı. Hı. İlk yayını hani Olimpiyat gününün ilki olduğu Aynen. için ee, ya yani, Naomi Osaka'nın yaktığı bir meşale herkes merak ediyordu ya, kim evet. yakacak. Ee, bir yandan da mesela e, Japonya gibi bir ülkede e, hani Afrikalı Amerikalı bir e, ya da Karayip'li bir babanın e, kızı Naomi Osaka meşaleyi yaktı. Bir yandan da aslında böyle bir, yani Katie Freeman'a hatta benzettiler onun yakmasını. Ee, bir de böyle bir güzel not var aslında baktığımızda. Ya şey, Japonya, biraz yayında da konuştuk onu Emre'yle. E, el dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Yani 200-250 yıl boyunca Edo denen bir dönemde, Edo döneminde adı izole ediyor. Yani dışarı tamamen kapatıyorlar yabancılara. Ve hatta o dönemde kendi içlerinde belli konularda çok gelişiyorlar belli alanlarda. Sonra tabii Meiji Restorasyonu geliyor ve ülke açılıyor. Sonra da modernite geliyor ve modernizmle beraber, <laughs> özür dilerim, ee, hani Japonya gelenekleriyle modernizm arasında sıkışan bir kültürün içerisinde yoğruluyor. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında zaten İkinci Dünya Savaşı sonrası malum ekonomik patlama ve tekrar o kimlik karmaşasının hep devam ettiğini edebiyatına da yansırken görürsünüz. İşte Tanizaki'nin eserlerinden tut, e, belli filmlerine kadar e, sinemada işte, Oji'nin mesela meşhur Tokyo Story'sinde de konuşulur o. Yani 50'ler 60'lar sinemasında özellikle. Kurosawa'da da çok vardır o. E, ve asıl şimdi burada baktığında e, bir yandan da çok izole bir olimpiyattayız. Yani tam o dönemi aslında çağrıştırıyor böyle tuhaf bir şekilde. Ya yani Biz yaşamadık da tarihten anlatılan şekilde söylüyorum. Ve e, işin enteresanı bundan dolayı da yabancıya ve dışarıya böyle farklı reaksiyonu olan da bir ülke. İşte şey filmlerini biliriz, Gaijin derler hani beyaz tenli, hmm. onu işte Yakuza filmlerine falan çok Japonların o meşhur sinemasında da vardır. Şimdi Naomi Osaka onlar için çok enteresan bir figür. Yani e, Haiti kökeni var, Japonya kökeni var, Amerika'da uzun yıllardır yaşayan, bildiğim kadarıyla çok iyi Japonca konuşmayan, evet. e, yani ana dil daha İngilizce olan bir spor, spor figürü ve o yüzden de tam o işte e, etnisiteyi yani çok çeşitliliği aslında simgelen bir de yeni neslin yıldızı. Evet. İşte Hiç. mental sorunlarından bahseden, açıkça dile getiren, istemediği şeyi yapmak istemeyen, zorunda kal kaldığı şeylere isyan eden, hani o düzenin dayattığı şeylere. Ben o konuda hakikaten çok takdir ediyorum. Hataları olabilir de bir yandan da. Onun meşaleyi yakması da çok acayip o anlamda bir simge. Yani Tokyo organizasyonu bunu düşünüp bunu yapıyor. Ama bir yandan da öbür taraftaki aksiyon kısmında çok tuhaf bir yansıma var. Yani Naomi aslında Japonya'nın geldiği o gelenekle ee, gelecek arasındaki en önemli simge. Tam oradaki o geçişi belki de şu anda simgeliyor. Ee, o açıdan hani Naomi Osaka'nın meşaleyi yakması çok büyük bir sembolizm içeriyor. Onu da eklemek lazım. Ki o sembolizmle beraber de zaten <laughs> hani bugünün aslında kapanışını yapabiliriz. Ee, çok mu uzun konuştuk Yok canım estağfurullah. E şimdi uzun konuşunca bütün yayın boyunca şey oluyor buraya da. Ki konuşmak için geldik zaten. Ya e, olsun ya sen şimdi. 17 gün boyunca e, geniş geniş konuşacağız. <laughs> Uzatmayalım sonra bir program uzarsa diğerleri uzayacak sonra. <laughs> doğru, onay Şey Domino gibi, etkisi <laughs> gibi gitmesin. Ee, Başka notum var mı diye bakmaya çalışıyorum da şimdi tabii programı... E... Ben sana şunu söyleyeyim. Ha. Sen e, dün gece önemli bir yarış anlattın Şevket Furkan'la. Evet, Ondan evet. Ondan bahset. Ondan doğru. Hı -hı. Yani Zaten e, Türk sporculardan 108 kişilik <laughs> kadromuz olduğundan bahsetmiştim. E, Onat Kazaklı çıkan ilk isimdi. E, ve e, erkekler tek çift de ki aslında kürekte çok da fazla... Ee, hani katılımımız yok. Tek çifte de hele neredeyse büyük şampiyona da katılımımız yok ve e, ilk üçe girip e, kendisini çeyrek final atmayı başardı. E, bu sezon zaten e, bir Dünya Kupası finali çıkarmayı başarmıştı e, ki e, 26'sında gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat şöyle bir problem var. Ee, kürekle ilgili bu notu da vereyim. 3 ee, gün üst üste bugünden itibaren 3 gün üst üste yarışlar biraz daha öne çekildi hmm. çünkü ciddi bir e, hava problemi olması bekleniyor. Ya yani bir de işin içine hava girecek. Havadan mesela hiç bahsetmedik. %90'lara varan nem, 30 derecenin üstünde sıcaklıklar. Çok ciddi Sporcular için de bayağı sıkıntı olacak. E, haber ya hatırlatalım bu arada atletizmdeki yani sokakta yapılacak, şehir içi yapılacak maraton yürüyüş gibi branşlar Sapporo'ya daha kuzeye alındı yani geçmişte. Kış olimpiyat oyunlarının yapıldığı Hı. bir yerde Sapporo 72'de zaten e, değil mi en önemli kayak atlama, kayak atlama merkezinde. Noriyaki oraya... Kasain'in memleketi. Heh, yani. Tamam, zaten. <laughs> yani Ozan Cansülü ve Noriyaki Kasain'in memleketi e, Sapporo. Oraya gidecekler ki biraz daha 7-8 derece galiba fark edecekmiş evet. santigrat derece. E, bir yandan da şeyi de söyleyelim e, okçularımız da bugün Metagazoz ve Yasemin Ece Managöz istersen ondan da bahsedelim. Evet. Yasemin Ecem 19. oldu ve Stefani Beret'le eşleşti notunu vereyim. Mete Gazoz da yine 10. sırayı aldı seçmede. Karışık takım yarışlarına katılmaya hak kazandılar. Ki yani bugün az önce de söylediğimiz gibi aslında sporlara çok detaylı olarak girmeyeceğiz. Daha çok fazla spor başlamadığı için. Fakat gün gün hem günün özeti gibi hem de e, detaylı biçimde hem sporcularımızın hem de diğer sporcuların e, major sporlarda, minor sporlarda artık önemli haberlerini de e, gün gün olimpiyat gününde aktaracağız. şey gülüpsetti beni. Tor arkadaşlar şeyi yazmışlar, not etmişler sağ olsunlar. E, Simon Bayans'ın emojisi bulunan ilk olimpik sporcu olmuş ya şey görüyorum hani izole ama emojisi var. Hani şeyi Kendisi gülüyorum. yok ama emojisi <laughs> var. Kendisi yok ama emojisi var. Umarım bir sağlık sorunu yaşamaz da. Onun çünkü yani bu olimpiyatta artık 24 yaşına geldi. Son kez izleyeceğiz yani bir mucize olmazsa diğer olimpiyatta. Tarihin en büyük sporcularından biri zaten hali hazırda değil yani sadece kesinlikle. tarihin en büyük sporcuları. Burada başka türlü bir imza atma şansı evet. var. O yüzden onu izlemek büyük keyif olacak. Canereler ağzına sağlık. Novak Djokovic'te fotoğraf çektiriyormuş ee, ama yani bilmiyorum herhalde seni bulsa seninle çektirirdi Ozan Can. Ben, ben onu var. bulsam ben çektiririm de şeyden de korkarım yani <laughs> Novak Djokovic'in madalyasına <laughs> mani olmakta istemem yani. Ya ben evet onu onu düşündüm. Ama ya o çok düşünmüyor anladım kadarıyla. Herhalde Rüya takımdaki bir iki isim dışında daha kariyerli bir isim ya da hatta evet. onun kadar kariyerli bir isim olmayabilir bu arada şu an. Yani. Simon Weiss ve Djokovic herhalde hani şu an. İlk üç ilk beş yani hiç daha yani. fazlası yok. Çok büyük bir yıldız tabii o köy için yani olimpiyat köyü için. Ee, o zaman veda edelim bugün için. Paribu'yla e, ortaklaşa e, olimpiyat günlüğünde. ilk bölümü geride bıraktık Canerelerle birlikte. İlk bölümün günü olmaz. Aynen ilk bölümün ilk... günü olmaz. Ama diğer bölümlerde daha fazla spor konuşacağız <laughs> emin olun. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Diyelim hoşçakalın. Hoşçakalın.